Vay 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 vay. Yani başka denilecek ne var ki abi? Vay 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 vay. Efendim sokağa çıktık. Buraya giriş ücreti verdik mi abi? Abi yok, vermedik şu an. Bedava. Bedava. Havuza gir. Ormanla baş başa böyle kokonat ağaçlarıyla, palmiyelerle birlikte. Hiç kusursuz ve hiç abartısız dünyanın en iyi tatil destinasyonlarından bir tanesi olan Endonezya'nın Bali Adası'ndan herkese selamlar. Efendim yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün evlerinize Bali'nin Ubud bölgesinden misafir oluyorum. Çok enerjik ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bugün sizlerle birlikte Ubud'u gezeceğiz ve Ubud'un altını üstüne getireceğiz. Video geçmeden önce az çok demeyelim, her zamanki gibi boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olur ve o kadar çok içerik üretiriz. O zaman ne diyoruz efendim? Haydi yollara prodüksiyon, Endonezya, Bali, Ubud'u sunar efendim. Şimdi videoya geçmeden önce size kaldığım yeri göstermek istiyorum. Burası Ubud'un merkezinde, merkeze 1 kilometre mesafede olan bir doğayla iç içe natural bir otel. Benim kaldığım oda burası. Deluxe Suite diye geçiyor. Böyle geniş, ferah, pırıl pırıl camlarımız var. Geniş geniş. Akar mısınız abi? King bir yatağımız var burada. Ya insan şurada var ya gerçekten ölmek istemez ya. Burası böyle bir yer abi. Açık hava duşumuz. Beni eski tanıyanlar iyi bilir. Açık havada duş almadan güne asla başlayamam. Yine güzel bir küvetimiz var. Akşam dinlenmek ve tazelenmek için de küvetimizi dolduracağız gül suyuyla birlikte. Nacizane bir klozetimiz var. Yemyeşil yapraklar, ağaçlar, muz ağaçları ve güzel bir el yıkama banyosu. El yıkama banyosu diyorum, el yıkama alanı. Yatağımız böyle. Şimdi arka tarafları göstereceğim size otelin. Arkada çok güzel bir sonsuzluk havuzu var. İnanılmaz. Ve bu da size az önce öve bitiremediğim sonsuzluk havuzu. Tabiatın ormanın içerisinde. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Vay 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 vay. Yani başka denilecek ne var ki abi? Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an. Yani dersiniz bazen abartırsın ama burada abartacak hiçbir şey yok. Havuza gir. Ormanla baş başa böyle kokonat ağaçlarıyla, palmiyelerle birlikte. Huzur biriktir abi. Kalbini dinle. Ruhunu ferahlat. Bu çocuk daha ne yapsın sizler için? Eğer siz de olur da yolunuz buraya düşerse, bu otelde kalmak isterseniz ekranın sol köşesine, açıklamalar kısmına ve yorumların en başına sabitledim. Bali Adası Turları Murat Bey'e benim adımı vererek destek alabilirsiniz. Bu otelde konaklayabilirsiniz. Eğer olur da buraya gelir konaklarsanız da Instagram'dan bir story atıp beni etiketlerseniz ben de paylaşırım. En azından buranın hasretini gidermiş oluruz. Hadi bakalım sokağa çıkalım. Ubud'un altını üstüne getirelim. Neler var neler yok hep birlikte görelim. Vay 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 vay. Efendim sokağa çıktık. Hava güneşli. Neden güneşli? Semti değiştirdik çünkü. Neredeyiz? Abi şu an 10 numara bir mekandayız. Canggu'ya geldik. Canggu'yayız. Baba Ubud'da başladık ama orada bir yağmur falan yağdı şef. Şimdi buradayız baba. Yağmurdan kaçıyoruz abi. Yağmuru sevmiyoruz fazla. Hakikaten sezon çünkü şu an biraz ölü burada. Çok yağmur yağıyor. Abi zor oluyor motorla yağmurda. Aynen ıslanıyor insan ya. Aynen. Ne yapak bugün? Abi en azından güzel günün tadını çıkartalım. Canggu sahillere inelim. Kesinlikle. Surf okullarını gezelim. Oo süper. Çok bugün şey yapalım mı bu videoda? Bütün beach clubları gezelim mi? Süper olur. Hem de izleyicilere göstermiş aynen oluruz. Şu anda Halil abinin dükkanının önündeyiz. Batu Veç sunglasses. Daha önce bir röportaj yapmıştık. Gelmişken Halil babayı da görelim, bir selam verelim arkadaşlar. Gel baba, içeri doğru geçelim, bir Halil abimize sürpriz yapalım. Selamlar. Ya ülke. Sen neredesin ya? Halil abim. Ay canım benim. Nasılsın abi? Eyvallah. Sen ne yapıyorsun? İyi, çok şükür görüşmeyeli. İyi gördüm seni ha. İyiyim iyiyim. Zayıflamışsın Halil abi biraz. Biraz, çok değil. Nasıl gidiyor abi hayat? Hamdolsun şükür olsun, aynı değişen bir kaç şey. Kaç ay oldu benim? 6 ay falan oldu değil mi? Oldu oldu, fazla da oldu ya. 6 mı 7 doğru, ay? Doğru 6-7 ay oldu. Nisan'da gelmiştim. Nisan'dı. Vay bir seneyi devirdik neredeyse Halil abi. Nasıl Bali'de durumlar? İyi, açıldı işler. Gelen gelen çok mu Türklerden? Oğlum Türkler... Aa abi dur ya. Röportaj yaptık en son. Bir gün aradım beni, gece gündüz arıyorlar diye. Ya gecenin üçü mü dersin? Ciddi misin tabii ya? Saat farkı var, hesaplayamıyor insanlar. Bazen ben böyle acil bir şey oldu diye hani telefona bir anda... Tabii bir, Türkiye'den geliyor. Tabii atlıyorum, Türk numarası görüyorum. Bir bakıyorum abi işte orada iş yapsak nasıl olur? Gece 4'e uyuyorsun sen. Abi diyorum daha sonra arayın. İşte biraz... Murat diyorum işte saat farkı var. Şudur budur yani anlatmaya çalışıyorum. Peki çok gelen giden oldu mu buraya videoyu izleyip? Videoyu izleyip arayan çok oldu. Hı hı. Gelen giden arkadaşlar şey de oldu. Hani buluştuğum ettiğim, evet, yol gösterdiğim insanlar da oldu. Ama tabii keşke telefonda daha çok dinleselerdi beni. Yani çünkü belli şeyleri buraya geldikleri zaman anlıyorlar. Evet. Yani burada iş yapmak isteyen insanlar ilk önce gelip burada yaşayabilirler mi? Hani doğanın içinde yaşıyoruz biz, sen de biliyorsun. Doğru. Her türlü yani, hayvan var tabii, abi. Kertenkelemiz var. İşte burada kara fatmalar çok aynen normal olarak uçuyorlar bir de yani gözüküyor.
Yani işte hani kendisi gelir belki yaşar da eşleri burada çoğunlukla yaşayamazlar. Hani doğru. O da büyük bir problem. İlk önce hani buraya uyum sağlayabilmek ve de geçen videoda da söyledim. İşin erbabı hani gelsin. Yaptığı işi yapmak İcadın isteyen. Yani başka işten bırakıp da burada nasıl olsa bir restoran açarım ya da işte böyle yiyecek malzemesi satarım diyen insanlar yanılıyorlar. Adam marangoz gelip dönerci açıyor. Tabii canım, o da yani burada kaç insan döner yiyor, işte doğru. Kaç insan biliyor ya da o lezzeti tutturamıyorlar. Artı zaten hani daha önce de söyledim, et döner falan takamaz burada. Hani et yok, kuzu eti yok. Yani kuzu eti bulsan kuyruk yağı yok. Yani birçok şeyde problem yaşıyorlar. Çoğu da işte başarısız olup dönüyor. Gelmeden önce ama iyi bir araştırmaları lazım bence, değil mi abi? Direkt atlamamaları gerekiyor. Mesafe ya, uzun, masraflar pahalı. Tabii. Çok haklısın. Bir de ama yine de şey, araştırmaktan çok yine de burada gelip hani bir hafta bir tatil yapmaları lazım. Evet. Yani şimdi mesela işte geliyor, insanlar da geliyor. Ben diyorum ki şu bölge iş yapmaz. Ama işte yine de o bölgenin kiraları daha ucuz diye gidip orada dükkan tutuyor. Oo. Ondan sonra deniyorlar, olmuyor. Yani ucuz kiralı iş yapacakları yerleri gösterdiğimde de bu sefer de o bölgeyi hani böyle turistik görmedikleri için beğenmiyorlar. Halbuki iş olanakları da orada. Orayı da onlar burun kıvırıyor. Olmuyor. Hem akıl alıyor hem dinlemiyor. Tabii hem akıl alıyorlar hem dinlemiyorlar. O biraz sıkıcı yani, yoksa ben gelen herkese yardımcı olmak istiyorum. Kaç senem geçti burada ve hani bir şekilde şey olmalarını, başarılı olmalarını istiyorum ama tabii onların şeyine bağlı. Doğru. Şu an kaç Türk yaşıyor Bali'de? Vallahi bilmiyorum. Onu Bartu bilir. Kimin var mıdır abi? Vardır. Vardır. Bayağı yüksek bir rakam. Vardır ama ben çoğunu tanımıyorum zaten. Evet. Onu muhtarımız Bartu bilir. Yani şöyle bir şey sevgili seyirciler. Gittiğimiz ülkelerde birçok yerde röportaj yapıyoruz. Eşi insanlarıyla, orada yaşayan Türklerle. Lütfen, çünkü son zamanlarda çok sık kulağıma gelmeye başladı. Sadece Bali için değil, diğer ülkelerdeki röportaj yaptığım abilerim de arıyor. İşte geliyorlar, mağdur oluyorlar vesaire gibisinden. Lütfen sadece renkli görüntülere aldanmayın. Gezdiğimiz yerlere, sokaklara aldanmayın. Hayat çünkü ondan ibaret değil abi. Tabii tabii değil. Her gün beach club'a, gece kulübüne, lüks restoranlara gidemezsin. Yok yok, gidemezsin. Sonuçta yani, bir yaşaman gerekiyor, çalışman gerekiyor. Ya benim burada ilk geldiğimde neler çektiğimi ben bilirim yani. Doğru. Başka kimse de bilmez. Sen öyle bir kez daha Nedret abi öyle yapmak ya bak. Tabii tabii, yani çok... Uzun hikayesi var herkesin abi. Ya bir de ben hani bunları artık geçtim, o yolları öğrendim. Öğrendiklerimi aktarmak istiyorum insanlar şey yapmasın diye. Hani soranlara cevap vermemezlik yapmadım. Eyvallah. Yani videomuzda bir sürü insan seyretmiş. Evet. Sağ olsunlar, hep de aradılar, ettiler. Yardımcı olmaya da çalıştım ama... Hani ben o yoldan geçtim, insanları da zorla da isteğini de yaptıramazsın. Ama işte o noktaya gelince illa kendi istedikleri böyle biraz daha ağır basıyor. Yani buraya gelecek adamın Türkiye'deki mantığını tamamen sıfırlayıp yeni kafayla gelmesi lazım buraya. Yani bizim orada işleyen matematik burada aynı şekilde işlemiyor. Doğru. Kesinlikle yani farklı bir kafayla gelmesi lazım buraya. Burada biraz daha böyle... Hani söz dinler olması doğru. Lazım. Çünkü kendi sistemini buraya koyamaz. Adamların bir kültürü var, yaşanmış. Tabii olarak. Yani biz duramıyoruz, kasaya geçemiyoruz. Evet. Şeye bakamıyoruz. Ne derler yani, tezgahta çalışamıyoruz. Adam kendi nüfusunu koruyor. Doğru. Dükkanı açıyorsun ama yani işçi olarak çalışamıyorsun. Hani bunlar hep ya giderim orada tezgahta iki şey pişiririm. Yok işte onu sen pişiremezsin. Doğru. Ya eleman koymak zorundasın. Yani bunlar hep eksi yönler. Abi teşekkür ederiz. Vallahi ne iyi oldu için. Seni gördüm ya. Vallahi eyvallah, ben de çok sevdim. Vallahi çok mutlu ettin beni. Var mı isteğin arzun? Sağlığını isterim. Kaçıyoruz sahile doğru. Tamam. Biraz tamam. Bugün beach club'ları gezeceğiz. Tamam. Görüşürüz abi. Çok sevindim seni gördüğüme tekrardan. Eyvallah. Yine beklerim. Ali abinin Instagram bilgilerini yine bıraktım açıklamalar kısmına. Eyvallah. Ekrana da. Gece geç saatte aramayın. 5 saat falan onu hesaplayın. Aynen. En azından 9'dan sonra, sabah 9'dan aynen. Sonra arasında. Hadi görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Eyvallah. Allah'a emanet. Eyvallah. Görüşürüz. Efendim, hava bulutlu. Güzel dedik ama kapanmaya başladı, yağmur yağacak. Şef, bu ne bereketsizliktir ya? Abi bence bereket, bakar mısın şuraya ya? Değil mi? Çok keyifli bir yer. Hava güzel diyoruz abi, 3 dakika sonra yağmur yağmaya başlıyor. Halil abinin yanına ayrıldık arkadaşlar. Şu an burası Canggu sahil. Size biraz burayı gezdireceğiz. Aşağıdan inelim şef. Hadi bakalım. Sağ olsun gelmişken yine Halil abimizi de gördük. Birlikte yemek falan yedik. O sahneleri çekmedim ama. Halil abi kraldır. Teşekkür ederiz buradan kendisine bir kez daha. İnşallah tekrar geldiğimizde yine görüşürüz. Her 6 ayda bir geliyorum artık Bali'ye. Memleket gibi oldu ya burası. Nasıl dalgalar? Abi dalgalar çok güzel de buranın kumu çok hoşuma gitti benim. Aynen. Güzel. Koyu bölgesi çok iyi özellikle. Aynen. Ama burada Medan diye bir yer var. Adanın diğer tarafında kalıyor. Orayı çok merak ediyorum. Çok ilginç şeyler dönüyormuş orada.
Bir dahaki geldiğinde gideceğim. Ne dönüyormuş acaba? Nasıl ilginç şeyler dönüyor? Güzel partiler oluyormuş. Ha, ilginç şeyler. Aynen, plaj partileri falan oluyormuş. Bak şimdi çok ilginç geldi bana. Şimdi beach club'ları gezdireceğim size. Lavna geldik. Burası hemen Canggu'daki. Öyle güzel, özel beach club'lardan bir tanesi. Hemen az ileride Labirisa var. Orayı da gösterelim. Gel bir içeri girelim şef. Hadi bakalım. Burası Lawn Beach Club. Geldin mi sen daha önce buraya? Geldim. Benim videom var burada. Hadi ya. Tabii. Yayınlayacağım yakında. Girelim içeri. Evet, Senyor Fuat. Evet. Buraya giriş ücreti verdik mi abi? Abi yok, vermedik şu an. Bedava. Bedava. Bali'deki bütün beach club'la bildiğim kadarıyla bir iki tane sadece bedava. 5 kuruş ödemiyorsun. Ben bir tanesi paralıydı, ona da bedava girdim zaten. Hangisiydi o? Kaçak girdim. Hangisiydi o? Kaçak demeyelim de izin aldım aslında. Ha. İzin verdiler. Daha önce de mail atmıştım çekim yapacağım diye. Kabul ettiler, girdim. Güzel bir video çıkarttım orada. Eyvallah. Çok kaliteli bir yer. Var burada, 10 numara orta. Aynen. Daha da uzun bir havuz böyle. Burası böyle lounge diye bir yer arkadaşlar. Yeme, içme, pizza, makarna, pasta, her şey bulunuyor burada. Böyle localar var burada da, güzel bir mekan. Evet. Şu an tarafalara geçelim. Aynen. Tarafalara bakalım. Aslında ben havuz gördüğüm zaman kaçırmıyorum. Havuza mutlaka giriyorum da. Evet. Bugün çok istemem. Diğer mekanlarda gireriz. Aynen. Küçük bir havuz çünkü. DJ falan da var burada günün her saati bu mekanlarda arkadaşlar. Güzel, keyifli yerler efendim yani. Vaktimiz olduğunca biz de gelmeye çalışıyoruz. Şu yan taraf ne? Times. Orada beach club değil mi? Burada havuz yok ama. Burada havuz yok ama normal beach aslında burası ya. Plaj evet. Gibi yani. Plaj, kum sahası. Şezlong var. Dünden beri bir şey var, denizde hareketlilik var. Hep kayaları falan buraya vurmuş. Aynen. Kum falan, tahtaları. Dayı. Gözün çok yakıyor bu arada. Teşekkür ederim. Güzel olmuş. Çok güzel. Yakışmış. Beğendim. Senin gözün de çok güzel. Eyvallah. Şaka bir yana, gözlüklerimiz yeni. Halil abim sağ olsun, hediye etti bize, ikimize de. Halil abi teşekkür ederiz. Kralsın, adamın dibi. Rüzgar var, sesimiz umarım iyi anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Mikrofonlarımız aktif, rüzgarlıklar aktif. Elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz sizlere. Yan yana beach club'lar devam ediyor. Burası da Como Beach Club. Evet. Buraya da geldin sen değil mi önce? Buraya geldim. Ben geldiğimde burası yoktu ama. Faaliyete değildi daha doğrusu. Hadi ya. Evet. Sen 2 aydır buradasın doğru. Evet, 2 ay önce gelmiştim ben. İçeri giriş yine ücretsiz değil mi şef? Yine ücretsiz burası. Şu an herhangi bir şey yok. Aynı güzel zamanda bir otel de var içinde. Tabii. Burada konaklayabilir de gelen kişiler. Bir havuz falan var. Yeni herhalde yeni açıyorlar. Bakalım şöyle gösterin. Evet, tadilatta hala. Como Beach Club. Aynen. Como İspanyolca'da nasıl demek arkadaşlar? Aa. Como. Tabii. Neydi Como? Como. Vay be. Si. Benim de ayaklarım yandı şu an. Betonda yürüyorum. Yandım. Buraları sanki biraz daha böyle kafa dinlemek için, dalga sesini duymak için gelenler aynen. Tercih ediyor burayı. Burası güneşlenme yeri. Deniz, kum, işte sörfçüler burada. Öyle bir huzur yeri ya. Sörf olayını öğrendin mi sen? Ben mi? Evet. Öğrenemedim ya. Başladın mı öğrenmeye? Başlayacaktım da başlayamadım. Şartlar elde vermedim. Ben de çok istiyorum da gözüm kesmiyor abi. Artık şeyde Karayip sahillerinde öğreniriz. Vay. Venezuela'da. Vay vay, ne güzel söyledin. Bizim için şu an erken. Ne demişler? Why not? Neden olmasın? Daha ne denilebilir ki? Dünyanın en iyi surf noktalarından bir tanesindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dalgalar hırçın, gel gitler var. Ortalık 56. Aman yarabbi töbe. Şu hale bakar mısın ya? Cennette online'ız. Cennette online'ız. Sıradaki mekanımız efendim burası da Labirisa Beach Club şefim. Evet. Nedir buranın giriş şartları abi? Abi buranın giriş şartları da böyle şey değil. Giriş ücreti falan yok. Yani bir ödeme yapmıyorsun. Bir masa parası var burada bildiğim kadarıyla. Tabii. Masa parası var. Şunlarda 1 milyon harcama zorunluluğum var. Loca oluyor bunlar. Aynen. Diğerlerinde 500 bin. Sağ kenarındakilerde 300 bin harcama zorunluluğu 300 var. 300 bin ha. Ama iyi içiyorsun yani o parayla. Onun karşılığında Meri'den yiyorsun içiyorsun. Evet. Ama burada şey de var. Taksi free bilmem ne falan onlar ekleniyor ya zaten. Meri'de gördüğünün üzerine 115-20 daha çakıyorlar ekstra. %20-25'i buluyor burası. Hadi ya. Tabii. Ama güzel mekan, kaliteli mekan. Mekan güzel, böyle havuzlar falan var. Önden keyifli çocuk havuzları var, böyle yetişkin havuzları falan var. Evet. Beğendim. Burayı da not edersiniz arkadaşlar. Labirisa diye geçiyor. Öyle havuzlar falan var. İnanılmaz keyifli bir yer.
çok alternatif var ya. Harbiden Bali'de çok alternatif var. Gidebileceğiniz sayısız beach club var. Mesela bu gördüğünüz alanda oturmak için en az 300 bin peso harcamanız gerekiyor. O da 20 dolar yapıyor arkadaşlar. Mekan böyle. Bir de burası var. Alt loca. Bunlara da oturmak için yine 500 binlik harcama yapmanız gerekiyor. O da yaklaşık 34 Amerikan doları yapıyor. Buranın aynı zamanda böyle bir siyah kum gibi bir özelliği var arkadaşlar. Eski volkanik bir patlamadan meydana geldiği söyleniyor. Labirsa'nın yanında yine çok güzel yerler var. Devam ediyor. Aman yarabbi, aman yarabbi. Şef. Dalga da siyah geliyor yalnız. Bak o dalga böyle içindeki siyah ya. Kumla beraber. Tabii. Bak şurada beach club'lar var yine. Ben bunları görmedim Fuat Bey. Buralara bakalım mı? Bakalım tabii ki. Buraları gezmemişim ben daha önce geldiğimde arkadaşlar. Bakalım tabii ki. Genelde hep Labirsa'ya gelip gidiyorduk. Spontane. Yine alt kat localar. Bugün dalga yüksek olduğu için buraları açmamışlar. Çünkü su basabiliyor abi buralara. Mısırcı Ali Baba. Memleket yanıyor ha. Vallahi memleket yanıyor arkadaşlar. Ama burada genelde Baliler çok fazla. Pek fazla turist yok. Burası ne? Sandy. Sandy Field. Vay vay vay. Bu dün mü oldu? Geliyor. Fırtına mı çıktı burada? Ne oldu? Bilmiyorum ki anlamadım ya. Ucuz şezlong. Minder. Sistem bu. Tahminim bunlara 1-2 dolar verip oturuyorsundur diye düşünüyorum. Ama yüzebilirseniz yüzün. Evet veya yediğin içtiğini ödüyorsun. Yüzmek yasak diyor bak. Swimming prohibited. 4. durakta mıyız? 5. durakta mıyız? Artık sayamıyorum. O kadar çok mekan var ki. Şu an Atlas Beach Club'a geldik. Fuat Bey. Evet çok güzel bir mekan. Daha şimdi önce geldin mi sen? İlk defa geliyorum ben. Şimdi giriş beni çok etkiledi. Niye dersen çok güzel restoranlar, dünya mutfakları var. Evet. Birbirinden güzel. İçeri doğru geçelim. İçeri gösterelim, mekanları gösterelim. Girişte ufak bir sorun yaşadık kamerayla ilgili. Ama çözdük çok şükür. Bize ufak bir kağıt verdiler onunla ilgili. Kağıt nereye koyduk? Hani burada. Onun ne olduğunu ben hala anlamadım. Ya şey işte giriş izni ya. İçeride bizi uyarırlarsa çekim izniniz yok falan diye. Geleceğiz. Kameramız var abicim. Hiç sıkıntı yok yani. İzin aldık diyeceğiz pardon. Kameramız var. Beynim yandı güneşte. Diyecek o da varsa var ne yapalım. Hava çok sıcak. Kusura bakmayın bazen devreler yanabiliyor. 35-40 derece bir hava sıcaklığı var. Mekana giriş yaptık. Şimdi influencer olduğumuzu söyledim girişte. Instagram hesabına falan baktılar. Sağ olsunlar bizden 5 kuruş para almadılar abi. Ama ufak bir giriş ücreti varmış içeriye 2-3 dolar civarı. Aklınızda bulunsun. Şef, bedava girdik. Bedava girdik. Havuz olayı çok iyi ya. Değil mi? Bakın abartmıyorum. Bali'deki en büyük beach club. Hiçbir beach club'da bu kadar büyük havuz yok şef. Bravo. Bakar mısın ya olaya? İnanılmaz. İnanılmaz. Çok uzun ama. Bunlardan birini bize tahsis etsin de oturalım. Bunlardan birini mi? Aynen. Bak buralara bak, localar. Bunlarda ayrı ayrı havuzlar var. Bunlar. Böyle küçük küçük yerler buralar. Şimdi bunların fiyatlarını öğrenin, size aktaracağım hepsini. Abi çok iyi tasarlamışlar ya. Bak şurada sunset bar var abi. Karşı taraf çok iyi ya. Dayı, nasıl? Karşı taraf mükemmel, baksana. Evet. Burada da DJ var. Vay 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 vay. Ortamı çok beğendim, nefes. Nefes abi. Kaç tane havuz var abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 tane havuz var abi. Çocuk havuzlarıyla beraber. Fuat abi. Derin mi? Çok değil. Bunlar şey işte, sonsuzluk, infinity. Fotoğraf çektirmek için. Biraz da locaların havuzları herhalde bunlar. Aynen. Localara ait. İşte burası şu 3 locaya ait. Evet. Premium. Burası halk yeri, gariban yeri. Gariban yeri. Aynen. Buraya gelen garibanlar için. Dur bir sorayım, masanın ücreti var mı? Hello. How are you? I'm good. How are you? Yes. How much is that in VIP? This one, because it's near at the DJ set, it's 6 million plus. 6 million plus plus. 6 million minimum. Yeah. Okay. This another? This one, the VIP one, is 25 million plus plus. 25 million. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you. Makasi. Şimdi şu gördüğünüz localar 6 milyon. Ne yapıyor? 400 dolar yapıyor. Ama harcama zorunluluğu var. İyi olsun daha doğrusu. Masa için almıyorlar. Evet. Şu diğerleri çok iyiymiş. Şu abilerin oturduğu yer. Orası 25 milyonmuş. 25 milyon. Aynen. Bedavadan biraz pahalı. 25 milyon ne yapıyor şef? Matematiğim yetmedi. Özür dilerim. 1700 dolar mı yapıyor? Error verdim. 1700 dolar civarı bir rakam yapıyor. İyi para yapıyor. Güzel para. Ama 1700 dolara burada var ya 30 kişi falan doyarsın. İki tane loca var. 1700 yani burası karşıda şu an. Öyle görünüyor. Tabii 50 milyon rupi atıyor orada. Vay 50 be. Milyon rupi buradaki bütün işçilerin 3 aylık maaşı. 100 kişinin.
Çok iyi rakam ha. Çok iyi rakam bak, gerçekten. Bak Fins'te, diğer Potato'da falan hiçbirinde böyle bir şey yok. O fiyatlar yoktu orada. Evet, bayağı yüksek. Şunları soralım mı ya? Bu da acaba şuna mı dahil? Soralım baba. Evet, bunu da bir soralım diğer arkadaşlara. Sahilde böyle, denize giriş yok burada. Sadece Beach Club'ın kendisini kullanabiliyorsunuz. Burada da yine paylaşımlı bir havuz bulunuyor. Biz şöyle köşeye bir nacizler çantamızı bırakalım ya. Şimdi burada bir de şöyle bir şey var herhalde. Bir de bedava olayı da var burada. Evet. Hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Kumsalda şöyle, kumsalda oturuyorsun abi. Havlunu seriyorsun, orada hiçbir şekilde para vermiyorsun. Bak karşıda ne var? Night market diyor, gece marketi. Burası anladığım kadarıyla büyük bir eğlence tesisi. Tek havuzdan ibaret değil tabii. Fuat Bey. Aynen. Restoranlar, yeme içme yerleri. Bak rooftop var. Sunset yeri yine restoran. İnanılmaz büyük ya. Ben ilk defa geliyorum buraya. Geçen geldiğimde burası tadilattaydı, açılmamıştı ama şimdi açmışlar. Yani fiyat performans olarak sanki fiyat biraz yüksek gibi geldi bana. Fiyat yüksek ama evet. VIP abilerimiz, ablalarımız için, dolar ve euro kazananlar için tabii, rakamlar tabii. Küçük. Onlar için hiç normal. Hiç konuşmaya gerek yok. VIP abi ve ablalarımıza çok müsait bir yer. Evet, 400 dolar, 500 dolar bunlar küçük rakamlar abi. Tabii çok küçük rakamlar onlar. Havuz çok güzel. Burada asgari ücret ne kadar bir de söyler misin? Burada asgari ücret 110 dolar civarında. Yapma ya. Ama genelde insanlar 150, 170, 200 dolar civarı kazanıyorlar. Evet. Tabii onunla nasıl geçinebilir bilmiyorum. Yani bir loja parasından bile daha aşağılarda. Ödeyemez evet, kesinlikle. Vay be. Zaten fark ettiysen çok turist var. Endonezyalı var ama onlar hep büyük mal hep zengin kişiler, varlıklı insanlar. Hangi turistler, hangi ülkenin turistlerini daha çok görüyorsun burada? Avustralyalı gelmez buraya. Buraya gelmez. Buraya şey gelir, Avrupalı gelir. Neden abi. Neden gelmiyorlar? Ha? Avustralyalılar öğrenci mantığı gezerler. Biraz bitti mi diyorsun? Yani 10 kişi bir kulübe gider, 2 bira içerler. 3 dolarlık hostel. Avrupalı, Ruslar da geliyor sanki onları. Evet, Ruslar da var. Zaten Rus savaşından sonra çok gelen oldu buraya. Zengin Ruslar buraya geldi. Aynen. Güzel, mekanı çok beğendim. Hi. Here is free or money? Free. Free. Ha, how much is that? 3 million. 3 million is food in this meeting. Yeah. Okay. Burası da 3 milyonmuş abi. Çok ucuz. 3 milyon da ne yapıyor? 200 Amerikan yapıyor. Çok ucuz abi. Evet, bir aylık burada bir vatandaşın maaşı. Abi. 200 dolar ama şuraya 6 kişi oturup güzel yemek yersin. 6 kişi. Mahalleyi toplayıp gelip kapatmak lazım burayı yoksa çok pahalıya gelir. Doğru. Güzel ama mekanı beğendim ben. Harbiden güzel. Arka tarafa da gezdireyim size biraz. Şefim. Evet. Karşıdaki çiftler şu an 25 milyon verdiler. 25 milyon verdiler abi, tadını çıkartıyorlar şu an. Havuzda böyle de beleniyorlar. 1700 Amerikan doları. İyi para abi. Ne yapıyor? TL'ye vurunca 30 milyar mı yapıyor? 32 mi? Aa, iyi para yapıyor işte. Çok iyi para evet. Yapıyor. Abi çok güzel ya. Ben 3 ayda gezerim o parayı valla. 1700 dolarlık loja burası arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Euro kazananlar burada. Dolar kazananlar. Sterlin. Avustralya doları. Ve Türk lirası kazananlar olarak biz de semtte yerimizi aldık efendim. Semtte online'ız. Burası night pazar, gece pazarıymış abi tesisin içerisinde. Manhattan Slice diye bir sosisçi var. Burada bir gym, spor salonu var. Açık hava görüyorsunuz. Sen seversin ha? Çok severim. Ağırlık, halter, malter işleri. Çok severim abi, ben çok severim. Ama kaç para isterler? 10 milyon falan isterler herhalde buraya. Vallahi bir saate 10 milyon isterler. 600-700 dolar. Paramız da rezil olacağız yani. Burası ne abi? Restoran mı? Ha, buraya girmeye gerek yok. Normal bildiğimiz restoran. Diğer bölümleri gezelim. Evet. Şu terası merak ettim. Bir oraya çıkalım. Fuat Bey. Aklım gitti abi. Rakamları duyunca aklım yani gitti. Yani bir sesin kesildi. Ben de merak ettim. Cevap alamadım. Rakamları bir anda böyle bir hesap kitap işine girdim bir anda. Ama şaka bir yana çok yüksek rakamlar hacı. Çok yüksek. Yani şuraya 25 milyon ben hayatta vermem. 1700 dolar abi. Abi verilecek bana göre benim şeyimde değil yani. 1700 dolara ne yiyebilirsin ki burada abi? Yiyeceğin 3 tane pizza, 5 tane istakoz yani. 200 dolarlık yemek yani. Ya fazla. Biraz herhalde şekil yapmak için mi geliyorlar böyle? Evet. Milyonlar falan iş insanları diyorsun. Olabilir. Paralı abilerimiz, ablalarımız. Her yere giremeyen zengin abilerimiz, zengin aynen. Ablalarımız. Böyle kendilerini soyutlamak için belki buraya geliyorlar. Zaten burası gördüğün gibi izole. Yani izole. Bir burada parasız biz varız. TL'nin bayrağını dalgalandırıyoruz burada şu an. Bu kimmiş ya? Burada bir abimiz var, heykelini yapmışlar. Çok güzel duruyor. Evet, burası Sunset Roof. Bence parayı verdikten sonra kaçan bir abi o. Bak, villalar da var ha içeride. Ne diyorsun tahminim ya? Tahminim bunları da kiralayıp burada kalıyorsun. Çok iyi abi. Diye düşünüyorum. Çok mutluluk verici bir olay. Bu ne abi şimdi? Burası öyle bir cam yapmışlar. Havuzdan masa mı ne bu? Gün batımı masaları meşhurdur. Hani her yerde bu olayı görebilirsiniz. Ve testi bir de müsaadenizle şöyle yukarıdan gösterelim. Evet, efendim bizde ortam böyle.
Bali akşamları, Endonezya akşamları hızlı bir şekilde, rüzgarlı bir şekilde geçmeye devam ediyor. Ve siz şu an Hayte Olar'da prodüksiyon farkıyla Endonezya'nın Bali adasını izliyorsunuz. Maestro, ver drone'u baba. Bu alan ise Night Pazar diye geçiyor. Akşam kurulan bölüm. Fuat Bey, çok güzel şeyler var abi. Daha açılmamış ama ya. Aynen, yeni yeni açılıyor ya. Zaten mekan 2 ay falan oldu bildiğim kadarıyla açılalı. Yani ilk kaydedenler biziz galiba YouTube'da. Ha, burada YouTube şeyler Türkiye'de. Vardı böyle biliyorsun. Ha, ördek atıyorlar. Ördeği vuruyorsun burada tatlı. Aa bak şey var. Crispy. Şey, yengeç. Baksana. Ne güzel yapmışlar acı. Crispy. Ha, yengeç kızarmış, ahtapot, kalamar. Çok iyi. Deniz mahsulleri. Çok da ucuzmuş ha. 50 bin, 60 bin, 40 bin. Ne güzel yapmışlar. Buraya göre fiyatlar uygun. Şurada neler var abi? Ya sana bir tavuklu pilav yaptırayım da ye. Yapma ya. Aynen. Sever misin? Tavuklu mu, domuzlu mu? Hello. Domuz pilavı abi. Domuz pilavı. Bu bölgelerin meşhurdur. Özellikle Filipinler'de bunu çok yaparlar. Dayı. Filipinler'de mi? Ha? Filipinler'de. Tabii Filipinler'in ulusal yemeği bu. Gerçekten. Aa. Filipinler'de acayip severler. Her yerde bunun lokantaları var böyle. Doğrudur. Domuz çevirme, içine iç pilav koyuyorlar. Bu... Aa, gece kulübü de var içerisinde. Vay, Süper vay. Club diye. Akşam açılıyor büyük ihtimal burası da. Fuat Bey. Sanırım buranın keyfi akşam böyle 9'dan sonra. Aynen, 7-8 gibi geleceksin. Değil mi? İlk bir yüzeceksin, bir saat kulaç atacaksın, sonra yemeğini yiyeceksin. Sonra bir saat bir daha yüzeceksin, duş alacaksın, kulübe gireceksin. Sabahlar olmasın. Ne güzel hayat değil mi? Çok güzel hayat. Yani öyle bir hayat yaşamak isterdim. Sıkıcı olur be. Yani bir süre sonra her şeyden sıkılıyorsun Fuat Bey. Her gün kebap, her gün pizza olmaz ki abi. Ben pizzayı çok seviyorum abi. Pizzadan sıkılmıyor mu insan? Ben sıkılmıyorum abi. İtalya'da çok yiyordum, ucuzdu bir de. 1 euroydu dilimi. Ne diyorsun? Aynen. Şimdi yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Burada bir yer daha var, onu da göstermek istiyordum ama size vazgeçtim. Çünkü hizmet kalitesi acayip rezil ve berbat bir yer. Fins diye bir yer arkadaşlar. Fins Beach Club. Kesinlikle gitmenizi tavsiye etmem. Normalde biliyorsunuz kötü olan yerleri çok size aktarmıyorum ama orası harbiden gittiğinizde üzülebileceğiniz bir yer, rezil bir mekan. Onun haricinde her şey güzel, yolunda. Şu an Seminyak'a geldik şef. Evet. Neredeyiz? Semte Online'ız. Baba. Senin replik, Semte Online'ız. Aynen. Şimdi karşıda red carpet var abi. Burada böyle slow müziğin olduğu, takılabileceğiniz bir mekan abi. Akşam 6'da canlı müzik başlıyor. Gece 1'e 2'ye kadar devam ediyor. Hemen yan tarafında Coco Market, Metin'in yeri var. Sol tarafta ise La Favela bar ve restoran bulunuyor. Akşam 9'a 10'a kadar restoran hizmeti veriyor. Daha sonra ise gece kulübüne dönüyor burası. Şu an trafik yoğunlaşmaya başlamış Fuat Bey. Şimdi benim favori mekanlarımdan bir tanesi. Evet. Güzel bir dönerci var. Ben buraya bayıldım abi. Ay. Nasıl bir dönerci? Abi DJ var dönercide. Tavuk dönercide DJ var abi. Nargile de var aynı zamanda. Aynen. Şimdi bu saatte yok ama biraz sonra herhalde DJ falan gelecek. Baksana abi tabela var burada. Ben böyle bir dönerci görmedim. Berlin kebap falan diyor. Çok güzel ama. Sen geliyor musun sürekli buraya galiba? Aynen. Bak cama yazmışlar hangi DJ'ler çıkıyor. Bugün kim varmış? DJ Han'la Nacho geliyormuş. Öyle mi? Aynen. Ünlü bir DJ. Tabii Nacho iyi bir DJ'dir. Şimdi arkadaşlar da böyle burada rezervasyonlarını falan ayarlıyorlar. Çok iyi abi. Dönerciyle ekmek arası. Bak şurada bir buffet bir yer var, burayı gösterelim bir de. Izgaracı. Fiyatları uygun gördüğüm kadarıyla. Bir bakalım abi. Neymiş abi? Şimdi burada 12 ile 8 arası. Kokteyller 65K. Tüm burgerler free. Ha, tüm burgerlerin yanında içecek free'ymiş. Ben burgerler free diyorum. Burger değildir. 12 ile 8 arası kokteyller 65K'ymış. Deniz mahsulleri değil mi? Evet, ızgaralar fiyatları burada. Balığın 100 gramı 31K. Lobster var 100 gram 96K. Prawn jumbo karides 100 gram 55K. Ulan 100 gram 55K acı şeyin jumbo karidesin. Çok iyi mi? 200 gramı 110K yapıyor. Biz 110K'ya 1 kilo alıyoruz balık pazarında. Balık kadar abi. Oo, vitrin çok güzel abi. Bak burada tepsi yemekleri falan var. Buz gibi ha. Aynen. Tepsi yemekleri var abi. Ben burada tepsiyle alıyorsun. Abi kilistalar falan var burada. Denizden çıkma kilista var. Evet, ıstakozlar var. Ha, bu arkadaşlar da canlı ama bak tam orijinal şey prawn, jumbo karides. Bunlar evet. Red Snipper ailesi. Şu bizim yediğimiz dünkü balık. Yağlı. Çok iyiydi o. Dayı. Mekan da böyle. Mekan da böyle. Ekmekler falan var. Aynen. Bizim Rafael abi. Abiler burada. Tanıyor musun sen Rafael abi? Rafael abi. Abi bunlar her akşam burada canlı müzik yapıyorlar. Bravo,
devam edelim abi. Yöre yöre, sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Kalabalığın içindeyiz. Bali'nin merkezindeyiz. Buralar Bali'nin merkezi arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz yoruldum. Hava çok sıcak. Bazen kelimelere takılıyor olabilirim. Müziğimiz inceden başlamış orada. Evet, şurada güzel bir burgerci açılmış yeni. Onu ilk defa görüyorum. Bütün Avrupalılar burada, Avustralyalılar burada, İsveç, Finlandiya, Norveç, İngiltere. Hi, how are you? Thank you so much. Thank you. Yavaştan o zaman bu videoyu kapatalım mı burada? Evet, kapatalım baba. Efendim, buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize tekrar teşekkür etsek az. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olur ve o kadar çok içerik üretiriz. Fuat Firar'da takip etmeyi unutmayalım. Ek kanalın sol köşesine ve açıklama arkasında linkini bıraktık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Endonezya'nın Bali adasından herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.